oynadığımız zaman yarışma yapıyorlar ve ilk başta hemen o halkayı seçmeye çalışıyorlar. Sorumuzu işte hangisini soralım? Evet. Ayşe'nin çok güzel bir ayakkabısı var. Yeni almış. Ama annesiyle beraber çarşıya çıkıyor ve çarşıda mağazada farklı bir ayakkabı görüyor. Almak istiyor bunu. Almak istiyor. Annesi diyor ki hayır diyor, şu anda almamamız gerekli. Sen diyor elindekiyle yetinmen gerekli. Elimizdekiyle yetinmek. Bu değerimizin ismi nedir? Hmm. Mesela düşünün ki 10 tane çocuk var. Oyun halısının biraz daha ilerisinde. Ve ilk o değerimizin üstüne gelen oyunu kazanıyor. Şimdi bakalım şakrak mı bilecek, ben mi bileceğim? Evet şakrak. İstersen yardımcı olayım şöyle. Şakran ayakkabısı zaten iki tane halkayı kaplar. Ya Şakrak evet gerçekten. Ben üstüne gelsen bir tane sen çok avantajlısın. Evet kanaatkarlık. Bravo Şakrak. Cevabımız. Evet gel Şakrak. Tabii şöyle bir durum da var. Çocuğun kelime haznesinin de geniş olması gerekiyor. Yani bir çocuk sevgi nedir? Evet kafasında muhakkak bir karşılığı okul vardır ama. Farklı mesela oynuyoruz. Empati çocuk için çok kolay bir kavram değil. Kanaatkarlık o da çok. İlkokul, ortaokul düzeyinde bu şekilde oynuyoruz. Hı hı. Okul öncesi grubunda renklerle oynuyoruz. Aa. Çünkü okul öncesi grubu yani zaten okuma yazma bilmedikleri için onlara şu görselleri okul öncesi grubu için hazırladık. Hı hı. Yazılardaki kenarların da hepsine farklı renkler yaptık. Okul öncesi grubunda renk üzerinden oynuyoruz. Soruyu soruyoruz, şekilleri görüyor, şekilleri inceliyor, görsel zekasını arttırmak adına, hı hı, ve renklerle cevap veriyor. Hangi rengin üstüne